Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın kentindeki Sürp Giragos Ermeni Kilisesi Paskalya'da yeniden açılacak. Stepanaker Kara Karayolu'ndan Dahrava giden yol yenileniyor. Vatikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Edgar Peña Para, Ermenilere karşı işlenen soykırım anıtını ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın Yeşil Irmak Nehri'nden zehirli siyanobakteriler akıyor. Batı Ermenistan'ın evladı Katie Gundakcan ile röportaj. Zurhakopyan's Patriarchate's Aid Kirallı Karazın'ın hikayesi. 27 Ekim Özgürlük Savaşçısı Manuk Sahakyan'ın doğum günüydü. Artsakh hakkındaki Cennet Kapısı başlıklı film Ontario Uluslararası Film Festivali'ni kazandı. Müzeyemin haberine göre Konstantinopolis Ermeni Patriği, Batı Eministan'ın Dikranakert kentindeki Türk-Kürt ihtilafı sırasında yıkılan Sur Kiragos Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Dikranakert Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Toplantıda kilisenin yenileme çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlediği, aynı şekilde devam etmesi halinde bahar aylarında tamamlanacağı iki muhatap tarafından memnuniyetle vurgulandı. Ayrıca kilisenin Paskalya'da yeniden açılmasının planladığı vurgulandı. Patrikhane'ye göre Dikranakert valisi ayrıca Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'ni restore etmeyi de teklif etti. Dikranakert'in Surp Kilagos Kilisesi'nin 2015 yılında son Türk-Kürt çatışmalarında ağır hasar gördüğünü hatırlatalım. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı basın sözcüsü Marta Danilyan, Artsakh Pres'e yaptığı açıklamada Stepanakert-Dırımbon Karayolu'ndan Dahrav'a giden 5 kilometrelik yolun asfaltlanacağını ifade etti. Marta Danilyan yaptığı açıklamada şu anda toprak işleri yapılıyor. İnşaat işleri Kapavor şirketi tarafından yürütülmektedir. Program Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu yardımıyla uygulanmaktadır. Otoyolun asfaltlanması Ekim 2022'ye kadar tamamlanacak. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı inşaat çalışmalarını denetliyor, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Vatikan'ın genel işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Edgar Penye para Emenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anıtını ziyaret etti ve kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu. Ben para soykırım müzesini de gezdim. Genel işlerden sorumlu devlet başkan yardımcısı iki günlük resmi bir ziyaret için Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Vatikan Apostolik Makamı'nın resmi açılış törenine katılacak. Resmi ziyaret çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Arat Mirzoyan, Dünya Ermeniler Katolikosu 2. Karekin ile görüşmeler planlanıyor. Batı Ermenistan'ın en önemli akarsularından biri olan Yeşilırmak'ın su seviyesi ciddi oranda düştü. Bununla birlikte nehirdeki kirlilik de arttı. Uzmanlar, siyanobakteri adı verilen mavi yeşil alderdeki artışın zehir etkisi yaptığını belirtiyor. Sebastia Sivas'tan doğan ve Samsun Çarşamba'dan denize dökülen yeşil ırmakta aşırı kirlilik ve su seviyesindeki ciddi düşüşle mavi yeşil alderde ciddi artış yaşandı. Bir zamanlar toprak rengi akan yeşil ırmak şimdi ise adı gibi yeşil akıyor. Yeşil Irmak'ın havzadaki tarımsal sulama için aşırı su alımları ve her türlü atığın yıllarca hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan nehre verilmesi sonucu yok olma tehlikesi altında olduğu kaydedildi. Batı Eministan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Batı Eministan evladı dil bilimci ve sözlük yazarı Keti Kundakçan'ın ailesi hakkında özel bir haber hazırladı. Sülalesi bölgede tanınmış doktorlar ve silah üreticisi olan Katie Kundakçan'ın kökenleri Batı Emenistan'ın Zeytun ilinden kaynaklanıyor. Röportajda Bayan Kundakçan, ailesinin şeceresini, Batı Emenistan'dan göç eden akrabalarından kendisine geçen gelenekleri sundu. Türk Paşa'nın karısını tedavi ettikten sonra sırf Ermeni olduğu için öldürülen büyük dedesini büyük bir üzüntüyle anıyor. Geleneklerden bahsetmişken erkeklerin Türk ordusuna gitmekten ve kızların hareme götürülmekten muaf tutulduğu için genç yaşta evliliğin gerçek nedenlerini sundu. Bayan Kundakçan, meslek seçimi, sözlük yazarı olma ve diğer Ermeni yanlısı faaliyetleri hakkında izleyiciyle paylaşımda bulundu. İnek Bahçesi adı bir zamanlar Surpagopians kardeşliğe tarım ürünleri tahsis eden Patrikhane'ye bağlı olan çiftliğini anlatmak için oluştu. Çiftlikte hayvanlar için küçük bir gölet de vardı. Bu 1948 tarihinde İsrail'in kurulmasından önceydi. İsrail tarafından 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden sonra Patrik Yerişe Derderyan ve Başepiskopos Şahe Acemyan manastırla ilgisi olmayan çeşitli karanlık iş anlaşmalarına karıştı. Bu dönemde New York'taki bir Ermeni avukat Akdeniz'in Yafa kentindeki kilise manastırı olan Ermeni Patrikhanesi'nin ana mülkünün İsrail tarafından 99 yıllığına kiraladığını öğrendi. Halk arasında gürültü çıktı. Daha sonra kira sözleşmesini iptal edildiği açıklandı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Bugün sadece 23 baharı yaşayan ve hayatını anlamlı kılma yolunda can veren Kurtuluş Ordusu'nun en iyi askeri Manuk Sahakyan'ın 52. doğum günü. 27 Ekim 1969'da Eçmezin Vagarşabadın Zvartnoz köyünde doğdu. Köyünün ortaokulundan ve Yerevan'daki bir kolejden mezun oldu. İlk kurtuluş savaşlarına Varteniste olmak üzere başladı. Ardından Goris mücadelesine katıldı. Kornizor'un savunmasında yer aldı ve kahramanca savaştı. Ardından Leonid Azgaldia'nın kurtuluş ordusu saflarına katıldı. Manuk henüz 23 yaşını doldurmadan 23'ten fazla meşru müdafaa ve özellikle kurtuluş savaşlarına katılmayı çoktan başarmıştı. Bu savaşlarda yoldaşlarının gözdesi olan maçla kaplı bu Ermeni evladı, olağanüstü üstü cesareti, düşman mevzilerine karşı durdurulamaz ve cesur duruşu, silah arkadaşlarına gösterdiği şövalyece özeni nedeniyle düşmanın korku ve dehşeti haline geldi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsaklı film yönetmeni Civan Avetisyan'ın çektiği Artsak hakkındaki Cennet Kapısı adlı film, Ontario Uluslararası Film Festivali'nde en iyi ses, en iyi müzik, en iyi senaryo ve en iyi uluslararası film olmak üzere dört dalda ödül kazandı. Film yönetmeni Artsak'ı ve Artsak tarihini filmlerle dünyaya sunmaya çalıştıklarını kaydetti. Civan Avetisyan, Cennet Kapısı filminin festival programına dahil edilmesi ve yarışma sonucu kazanması Artsax'ı dünyaya duyurma hedefimizin ulaşılabilir ve yolun doğru olduğunu gösteriyor ve bu şekilde biz tarihimizin önemli sayfalarını dünyanın farklı yerlerinde yaşayan izleyicilerimize tanıtabilir, Artsax'ta yaşayan Ermeni izleyicilerimize tanıtabilir, Artsax'ta yaşayan Ermeni halkının derdine dikkat çekebiliriz diye konuştu. Bugüne kadar film Los Angeles, Detroit, New Jersey, Boston, Washington, Sacramento ve Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinde gösterime sunuldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşık Nazeli kendi sesiyle Anna Maylan tarafından seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Varkane adlı eseri sunuyoruz. Sorenler dez որդոք չես paravkam i ծորնի հաթը քանչեմ ասուր դեղի դուսկի հաթուր հաթուր թեման արսաս նոմա հեր পিডյանն երքա Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.